Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi'nde deprem bölgesi fay hatları ve zemin sıvılaşması konulu toplantı düzenledi. Hep söylüyoruz, depremin ilk anından itibaren tüm Türkiye el ele, gönül gönüle vererek Türkiye tek yürek diyerek çalışma başlatılmış ve bu anlayışla da depremin ilk anından itibaren çalışmalarımızı yürütmekteyiz ve son ana kadar da vatandaşlarımızı sağlam güvenli konutlarına yerleştirene kadar bu anlayışla çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Toplantıya bakan kurumun yanı sıra TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Profesör Doktor Orhan Tatar, Kandilli Rasathanesi Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener ve İnşaat, Jeoteknik, Jeoloji, Jeofizik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden çok sayıda akademisyen katıldı. İyileştirme aşamasında ve sonrasında yapılması gereken iki özel dönem olduğunu görüyoruz ve bu anlamda da bugün yapmış olduğumuz işaretlerde de iki dönem içerisinde belirli çalışma gruplarında görev dağılımlarını bugün itibariyle AFAD Başkanlığımız bünyesinde TÜBİTAK'la birlikte tüm hocalarımızı da içine aldığı süreçte çalışmalarımızı gruplara göre belirleyerek yürüteceğiz. Şu an halihazırda 1000'i aşkın hocamızla sahada gerek hasar tespitte gerek fay hatlarının durumunun tespitinde gerekse buradaki sıvılaşma, zemin problemlerine ilişkin, tespitlere ilişkin çalışıyoruz. TÜBİTAK bünyesinde çalıştığımız hocalarımız var, bakanlığımız bünyesinde çalıştığımız hocalarımız var, yine AFAD bünyesinde çalıştığımız hocalarımız var ve bu hocalarımıza ilaveten iyileştirme sürecine yönelik mevcut yerleşim alanları ve yerleşim alanlarının dışındaki rezerv alanlara ilişkin tüm etütlerimizi oluşturacağımız çalışma gruplarıyla birlikte sahadaki arkadaşlarımızla birlikte yapıyor olacağız. Bu grupları bugün itibariyle oluşturup yeni hocalarımızı, yeni ekiplerimizi de çalışma gruplarımıza ilave edeceğiz. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum, deprem bölgesindeki illerimizde 4 milyon bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 40 bin binayı inceledik. 130 bin binada yer alan 430 bin bağımsız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik dedi. İki özel dönem var diye ifade etmiştim. Biri iyileştirme süreci, diğeri de yeniden yapım süreci. İnşallah bu süreci de belirlediğimiz çalışma gruplarıyla birlikte hassas bir şekilde yürütüyor olacağız. Bu noktada hasar tespitlerimizi hızlıca tamamlamamız gerekiyor. Şu an 7350 personelimizle 11 ilimizde her ilçelerimizde hasar tespit süreçlerini büyük bir titizlikle yürütüyoruz ve deprem bölgesindeki illerimizde şu ana kadar 4 milyon bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 40 bin binayı inceledik ve 130 bin binada 430 bin bağımsız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık.